Herkese merhaba. Sesimiz geliyor mu? Nasılsınız arkadaşlar? Evet abi, önce senin halini hatırını sorayım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kendini biraz tanıtmak ister misin? Tanımayanlar vardır. Ben gerek var mı ya? Süreçte tanıtırız. Var Sen tanıt var. ya da. Ben kendimi tanıtmayı hiç sevmiyorum ya. Sen tanıt istersen. Nasıl başlasam? Radyosuydu değil mi? Hı. Sabancı Üniversitesi'nde Gerçek Yeraltı isimli programı yapıyordunuz. Ekip kim kimdi falan. O detaylara sen girsen çok daha mantıklı O olacak zaman bence ya. ekipte Eren vardı, Oytun vardı, Can vardı. Soyadlarına gerek yok herhalde. Bence söyle Eren Pek vardı, Can Öken vardı, bir de ben vardı. ya. Aynen. Can Nobre diye yazıyordu, belki bilenler vardır. Hem global hem Türkçe rap ile ilgili albüm incelemeleri falan da yazıyordu. Oytun Tuncel vardı, o da bizim teknik işlerden sorumlu arkadaşımızdı. Genelde arkada durup mikseri kontrol edip bir de üzerine böyle aralarda yayını sabote edecek güzel espriler yapıp yayını renklendiren bir arkadaşımızdı. Ya özellikle tanıtmanı istedim bu arada. Çünkü şey gelecek biliyorsun. Siz kimsiniz eleştiriyorsunuz tayfası var ya hani. Aynen geldi zaten Ha, muhtemelen. ben yine şu chat'i bir düzenleyeyim. Sen konuş kanka. Ayarlamalarımızı Tamam. yapalım başlayacağız. Bu hafta yani bu Tamam. program kanaldaki tek Türkçe rap içeriğimiz diyebilirim size açıkçası. Artık başladık tabii ki ama yine ufak ufak test ediyoruz. Mesela sen şu an benim ilk konuklu yayınımsın. Aksamamız varsa da beraber göreceğiz zaten. Hidra ile başlıyoruz. Parçanın ismi Geçti. O zaman beat'i beğenmenin sebebi şu abi. Beat yanlış bilmiyorsam Mac Miller Dano'nun beat'i. Sadece bir galiba oradaki klibin üstünde biraz daha güçlü bir klip yazmışlar galiba. Ama enstrümantal sayılabilecek bir iş yani. Muhtemelen o yüzden beat'i bayağı beğendim. Bunda senden başlayalım çünkü ben dediğim gibi çok sonradan telefondan açıp dinleyebildim. Abi şey var. Şimdi yarım yarım oldu. Tamam başlayayım o zaman. Şöyle parça güzel ama dediğim gibi biraz beni sıktı. Çünkü beat hep aynı şekilde giden bir beat. Hidra'nın flow'u da alıştığımızın aksine çok değişkenlik göstermiyor bu şarkıda. Kötü bir şarkı mı? Hayır. Dediği gibi sözler anlamlı. Ozan'ın chat'te daha önce yazdığı gibi. Ama yani tekrar tekrar dinleyeceğim bir parça mı? Dürüstçe hayır. Ya bende genel olarak şey var. Hidra'nın şarkılarını böyle tekrar tekrar açıp dinlediğim hangi şarkısı var diye düşünüyorum. Çok çok fazla yok. Ya şarkıların genel olarak tarz olarak da hoşuma gidiyor ama niyeyse bende şey problemi var. Hidra'nın şarkılarını böyle açıp hani 4-5 kez bir 4-5 gün üst üste dinlediğim bir şarkısı yok yani aklıma gelen. Ama ben senin aksine bu şarkıyı sevdim. Diğer yaptığı şarkılardan daha Ben bu arada hoşuma gitti benim. biraz daha Hidra'nın devam et şarkıları. şeye bakacağım çünkü Discord'da pencere değil ekran paylaşımına girsem acaba ses değişecek mi sende? Bir deneyebilsek güzel Aynen olur. onu Çünkü böyle çok yapacağım. zor olur. Bir istersen aç hemen bakalım hızlıca. Şimdi bu Ha, şarkıyı aç tamam. istersen. Hepsini dinlemeyelim yani. Aynen geliyor şu Geliyor mu? an. Tamam. Çözdük. Kolay. Geliyor Güzel süper oldu. tamam. İkinci parçaya Tamam bunu ben biraz geçiyoruz. fazla geçtim ama. İkinci parçaya geçiyoruz. Geldim. Seninkine geldim. Hazır mısın? Daha doğrusu hazır mısınız chat? Yani Norm Ender konu neyse aç. kilit. Geliyor. Ne diyorsun? Çünkü sen baya bir ağır şeyler söyleyeceğim diyordun. Önce senle clickbait'imizi alalım diyorum ben. Yok yani Clickbait denmiyor gerçi ağır buna da. şeyler söylemeyeceğim de ben zaten beklentim Yani yoktu evet. yani. O yüzden çok da Ya koymadım. ben Üzüldüm ya. Yani şöyle söyleyeyim sana Şam'ın dizinin çıktığı hafta böyle bir şarkı çıkarsaydım ben muhtemelen çıkaracaksam yani iptal ederdim o hafta. Başka bir zaman abi çıkarırdım. şöyle bir durum var şimdi. Yani Norm zaten en başından beri şu değil mi? O an gündemde kim varsa ünlü rapçi, ünlü popçu fark etmiyor. Hani zaten sürekli bunlara laf atarak kariyer inşa etmiş birisi değil mi? Yani Sen bayağı sıkı Norm dinlemişsin. Ben o kadar dinlemiyorum tabii. Şey ben bu programla beraber de galiba Türkçe rap dinlemeye başlayacağım haberin olsun. Buradaki çıkan birçok işi çünkü ilk kez yayında dinleyeceğim onu da belirteyim. Şey şöyle abi zaten bu adamın sıkıntısı şurada. Olduğunu iddia ettiği kişi değil. Hani kendisini gördüğü denk klasman Ceza, Sagopa Kajmer, Fuat klasmanı o klasmanın çok uzağında. Hani ki bence antipatik yapan ve kendisinin piyasada bugün Twitter'da da bahsi geçti bunun yalnız olmasının altında bu yatıyor bence. İkincisi abartılmış birisi. Büyük bir fan kitlesi var ve bu zaten bence şeye oynuyor abi. Sürekli bir gündeme geleyim, o fanlarım yapsın, hani torunumun hayatını kurtarayım. Bence bunu hedefliyor yani. O açıdan kendi içerisinde tutarlı bu saygı gerektiren bir şey mi ya da işte desteklenmesi gereken bir şey mi tartışmaya çok açık. Hani ben seninle hemfikirim. Parça gayet kötü. Norm olduğunu iddia ettiği kişi değil. Burada hemfikirim ama bugün Dipnot'un Twitter'da belirttiği ve hatta Sayen'in de bana biraz sıkıştığı bir şey var. Ya Okudum onu. Dipnot şunu söylüyor. Bence doğru.
Norm yalnız olduğu için bu kadar sallıyorsunuz. Spotify playlistine baktığınızda Norm'la eşdeğer birçok insan var ama onlar bu kadar yalnız olmadığı için onları görmezden geliyorsunuz. Ya da arkadaşınız olduğu için görmezden geliyorsunuz. Tamam. Piyasada bir dakika. Piyasada bir racon sıkıntısı var diyor Dipnot. Ben buna katılıyorum. Çünkü örnek vereyim. Masaka. Norm bir sürekli birilerine sallıyoruz diyor. Abi adam kendi kendisiyle disleşti. Kila Hakan'a bir hafta önce sallayıp ertesi hafta barıştı. Prim hareketleri yaptı. Masaka'ya kimse sövmüyor. En az Norm kadar kötü rap yapıyor bu arada. Benim sıkıntım bununla. Ya da Red Key ekibinde sevdiğim insanlar da var ama Uğur. Abi Uğur tamamen Şehinşah'a ve işte Kadıköy Acil ekibine sallayarak var oldu. Yine Norm'dan kötü rap yapıyor Uğur. Abi niye Uğur övülüyorken Norm gömülüyor? Hani ben şundayım. Norm gömülmesin demiyorum. Ve bu arada hani sahaya şeye bağlamış. Benim hani Norm Erman'la tanışıklığım olduğu için, arkadaşlık ilişkim olduğu için laf ettirmediğimi söylüyor ama gerçekten bu değil. Çünkü sen beni yakından tanıyan, yakın bir arkadaşıma biliyorsun ki ben arkadaşımı gömmekten ya da işte alınır mı acaba demekten çekinen birisi değilim. Hani. Evet. Ben de sana şeyi söyleyeyim. Saydırın dediği doğru de ama ya şey var. Yani insan eğer kendi kendini yalnız bırakmak zaten istiyorsan zaten ben Norm'u yalnız şey bırakıyoruz yani demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Norm'u gömüyor muyuz? Gömelim. Gömmeyelim, yapmayalım demiyorum. Ama Norm'un aynısından bir ton insan daha var. Şu an Spotify listelerinde, işte trendlerde. Abi onları kucaklıyoruz. Niye? Çünkü ya arkalarında bir şey var, birileri var. Birilerinden kastım hani piyasadaki ilişki, endüstrideki ilişki yumaklarını biliyorsun. Hani kucaklıyoruz çok ağır oldu ya. Yani sessiz kalınıyor olabilir de o saydığın isimlerin çoğunun ya da saymadığın ama saymak istediğini bildiğim isimlerin çoğunun Masak abi bu şu saatte söylenen hiçbir şeyle alakam yoktur ne olur beni vurma diye şey var chatte hipokrat yazmış yani abi en basitinden şimdi şunu diyorum Norm en azından rapçi kötü de olsa bir rapçi bak kötü diyorum abi Rayman kucaklıyoruz bizim camiadakiler sence Rayman mi daha çok gömülmeli çünkü adam yılın rap şarkısı ödülünü aldı. Bence Norm Ender daha çok. Tartışalım abi. Tartışalım. Niye diye. Adam en azından kültürden geliyor. Niye diye açıklayayım. Adam en azından kültürden Rayman, geliyor. Diğeri yam yam. Tamam ama Rayman kendini Ceza Sagopa Fuat üçlüsünün arasında rakip olarak görmüyordu diye düşünüyorum. Server'e attığı tweetleri hatırlatırım. Bir. Başka bir YouTuber'ın bütün rapçilerden daha iyiz biz olmasak Türkiye'de rap endüstri haline gelmeyecekti açıklamasını hatırlatırım. İki. Bence bu Ceza'dan Sagopa'dan daha iyiyimden daha çirkin bir açıklama bence. Öbürü de bence abi ben gerçekten öbürü de bence haksız bir açıklama. Yani kendini diyorum ya olduğu kişi değil. Sen Ceza Sagopa Fuat üçlüsünde denk değilsin. Ha Neşter Nino'dan iyisin. Hani en son yakın zamanda bir olaylar oldu. Eyvallah ama o kadar yani şey değilsin. O seviyede, o kalibrede değilsin. Bu arada çok yeri değil belki ama Norm Ender'in bir önceki şarkısı linçlendiği kadar kötü değildi. Eğer o linçleniyorsa bunun önceki de kötüydü komple abi. Komple direkt YouTube'dan yani kaldırılması hepsi lazım. Kötüydü abi ama bu kadar kötüydü de bu kadar kötü değildi ya. Yani evet bu baştan sona peki kötü bir şarkı. Peki şeyi soracağım sana. Sadece bu işin uzmanı sensin. O da bütçeyle alakalı bir şey yani. Bu işin uzmanı sensin. İki tane sorum var. Çok Twitter'da yazmış millet. Birincisi şarkı niye trendlere girmedi? Dislike bilmiyorum. Sayısının bir etkisi var mı? İkincisi de Yunus Emre yazmıştı galiba BT Paint'te mi yaptın diye. Ya YouTube beat'i Paint'te mi yaptım? O kadar da kötü beat'ti hani Paint'te mi yapılmış diyebileceğim birkaç parça sonra göreceğiz bir tane beat var mesela. Yani kıyasladığım zaman. Beat kötü bu arada kabul. Ama Paint'te de yapılmış gibi durmuyor yani. Çünkü bugün ileride göreceğiz dediğim şeye gireceğiz abi. Nette batağına gireceğiz yayın ilerleyen kısımlarında. Hiç duymadığımız ama bir şekilde birkaç firma sayesinde nette de var olan bir güruh var abi. Onlara bakacağız. Orası çok eğlenceli bir kısım olacak. Orada ben çıkacağım adını sağlığım için. Paint'te yapılmış lirikleri ve işte tabletlere yazılmış lirikler diyebilirim herhalde. Şu an çok kötü bir espri olacak belki ama onları orada göreceğiz abi. Hani Norm'dan da kötü yazan var. Bu ya dediğim gibi bundan Norm övgüsü değil bu arada yani. Oğlum bir dakika nette de çok güzel kız rapçiler Ozan varmış. Diyor kesin onu. Şarkılarla şey ben Ozan'a kendimi vurdurtmadım. Sen Norm'u savundun. Puşt. Sen Norm'u savundun mu? Yok chatten okudum. Kendim zor. Neyse geçiyorum bir sonraki parçaya yani çünkü tamam. M.O.B. Mixtape'den Motive'nin N.W.A. şarkısına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sen mi başlıyorsun ben mi başlayayım? Abi öncelikle şarkıdan bağımsız... Ben katılacağım sana muhtemelen. Öncelikle şarkıdan bağımsız olarak bir şey söyleyeceğim. Abi Motive duyuyorsan lütfen seni seviyorum bir kardeş olarak ama o grilleri çıkar abi. Dünyada o grillerin yakışmadığı tek insansın muhtemelen. Tek demeyeyim de en yakışmadığı insan olabilirsin abi. Lütfen o grilleri çıkar ya. O gerçekten arkadaşın dediği gibi hani çok irite oluyorum şunu yaptığı anda. Onun dışında
Parça gerçekten akıcı, güzel. Beat'ini beğendim. Segah'ın galiba. Ya albümün prodüksiyonu sanki komple şey yaptı. Bakalım ya. Uğur Öztürk yaptı ama. Faruk Aktaş diye biri yapmış. %70-80'ini Faruk Aktaş yapmış. Ben yaptım beat gerçekten ama. Güzel. Anlayamadığım bir şey, parçanın içeriği ve kliple NWA'in ne alakası var? Bunu anlayamadım. Hani yani şey, nakaratta güzel duyuluyor. Kafiye olsun diye yazılmış evet ama ya bana işte bu çok clickbait geliyor bu olay. Hani Angela Merkel işte neydi, Keyshan'ın vardı, Lamborghini. Burada NWA hani, çünkü NWA diye bir arama yapıldığında bu parça da gelecek çünkü. Ben bunu çirkin buluyorum biraz. Ama parça kötü mü? Hayır. Parça güzel ya. Hatta saçma bir şekilde o nakarattaki ototunlu kısmını da sevdim. Ya o da güzel. Aşırı abartılmamış. Bazı şarkıları yakıştırıyorum evet. Ben onu ya. Chat siz ne diyorsunuz? Evet, Lamborghini. Keyshan'da şey vardı. Şarkının adı Lamborghini ama klipte Ferrari var abi. Snowgun şapkam çok efsa değil mi? Bence de öyle. Teşekkür ederim. Onun dışında Scratch'ı şarkıdan bahsettin ya. Nakaratında Scratch olan. İşte en son ne zaman duydun öyle bir şarkı? Albümünde vardı bir şarkı. Hayken'in dışında o... Benim hazırladığım Hayken'in albümde var bayağı. Şeyde, o herhalde 2000, 2030 falan böyle hani çıkar bu gidişle. Onun dışında böyle şey bir öncesini hatırlamıyorum ben ya. Albümdeki BTC'nin parçası çok enteresan. Gerçekten hani farklı bir kafa olmuş ama onu almadık. Sonrasında bir bakabiliriz tekrar. Ben gündüzden yaptım bu şu an çaldığım playlisti çünkü. Ama BTC gerçekten farklı bir grup abi. Hani roman havası, Trakya soundlarıyla rap'i çok güzel harmanlıyorlar şu an. Seçtiklerimiz arasında en eski çıkmış olan, geçen hafta çıkan tek parça olan Kila Hakan, Eko Fresh, Umut Timur Ne Fark Eder'i aldım. Şimdi ona geçeceğiz. Evet abi, o çok klişe bir hareket. Yani keçi şey oldu, eskiden kamufle bütün kliplerde oynuyordu. Hala oynamıyor mu? Fırat'ı çok seviyorum orada, selam. Bütün Türkçe rap klip... Yok, iyi arkadaşım çünkü ama hakikaten bir ara her klipte oynuyordu. Romi şarkısında galiba biri yazmıştı. Kamufle oynamasın diye depoda çekmişler klibi diye. O kadar oynuyordu yani adam her klipte. Bunda da keçi abi, yani. Evet, kliplerde ya, keçi var abi. Keçi değil mi o hayvan bu arada? Yanlış yani söylemiyorum. Goat Greatest of All Time'ın kısaltılması keçiyle hani paralel tekt olduğu için keçi. Ama yani ama, çok klişe bir gönderme yani. Üf. Neyse başlatıyorum. Aç abi. Geçer, bu arada Umut Timur'dan nefret ediyorum ya. Ben de Umut Timur'u seviyorum. Abi gerçekten de. Hani irite ediyor adam beni. Tanışmıyorum falan ama yani uzak bir insan bu kadar antipatik gelebilir ya. Bu arada şeye değineyim. Arabesk müziğin rap müziğin içine fazlasıyla girmesi konusunda var mı bir yorumunuz? Abi sonuç şöyle oldu açıkçası. Arabesk rap evrildi. Bugünkü semt rapine dönüştüğü için maalesef desteklemiyorum fazla ama şu da var. Mesela Rap Üstad albümünde yakalanan Alaturka ton çok tatlı bir tondu. Mesela Kila Hakan, Fuat Ergin ortak albümündeki. O tondaki arabeskin rapin içine dahil olmasıyla bir sorunum yok. Ancak bu semt rapi ekolünden artık bıkmış durumdayım ya. Bu parçada da mesela abi beat'i hiç sevmedim. Eko yine iyi ama demin Fatih'in dediği gibi evet kariyerinde en kötü iki senesini yaşıyor. Abi senin Çukur'a parça yap. Çukur'a Heja ile parça yapacak. Ne motivasyonun var? Hani para sen daha iyi biliyorsun kardeşinden dolayı kanka. Hani TL Euro bazında Çukur'dan alacağın para senin orada bir tane ayakkabın etmiyor abi. Allah aşkına niye yapıyorsun ya? Kila da bu parçada iyi evet. Ve ama şey var, klip tek bir yeri eleştirebilirim klip bazında hani keçi dışında. Eğer yakın zamanda çekildiyse klipte sosyal mesafeye hiç dikkat edilmemiş. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Yani sosyal mesafe evet, olan sahnede. Onda da zaten sadece ya, klipte sosyal mesafe uygulayan tek kişi keçi abi. Böyle bir şey var. Bak Kilan'ın polislerle olan sahneye falan baksana abi. Şuralarda sosyal mesafe fark getir he. Bak ben korona dönemi. Umarım korona öncesinde çekilmiştir. Belki denk gelmişsindir şey şarkıyı nasıl verdiklerine. Yo konuşacağız sadece niye açmayacağım. Buna bir sonraki ekrana bak, geçtim. Umut Timur'u görmek istemedim yani. Şeyde şarkıyı verirken şey paylaştı Eko. Şimdi tam kelimesini hatırlamıyorum da bu şarkıyla büyüyenler kimler diye her şeyi yolladığını paylaştı. Çok severim. Ondan sonra evet. Ondan sonra da bu şarkıyı yayınladılar işte akşamına. Ben şeyi de bekledim yani nakaratında Ayaz Kaplı olsaydı. Ya bir de şey var ama Fight Club albümünde Kila Ayaz Eko şeklinde zaten bir üçlü olduğu için tekrara düşmek istemediklerinden biraz Umut Timur tercih edilmiş olabilir ya da Umut Timur'un yine iyi management'ı, iyi PR'ı olmuş olabilir yani. Umut çok çalışıyor Eko'yla ya. Eko'yla çok çalışıyor. Çalışıyor da abi gerçekten herifi hiç sevmiyorum ya. Ya eskisi kadar yakından takip etmiyorum Almanca Eko'yla. Zaten Eko'yla yani. Bakın Barlas büyüktür Fahrettin Koca. O da maskeyi yanlış takıyor değil mi? Twitter billboard kısmında. Ne deniyor ona? Bak mesela Kila Hakan şey paylaştı. İşte canlı yayın açtı bir ara.
Bizim burada sokağa çıkma yasağı varken. Hatırlıyorum abi. Kreuzberg'de geziyor işte, sokağa gösteriyor. Abi kimse de maske yoktu. Ya Almanya'nın sağlık sistemi falan da Türkiye ile kıyaslayınca tabii. Sıfır yani. Belki ben Almanya'yla ilgili olduğunu düşünüyorum. O da mümkün, doğru söylüyorsun. Ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne? Ya ama yalan yok, özledim Kreuzberg'i ya. Kezo şarkılarına nakarat neyip kapatıyorum. Kezo çok, Kezo şu an en iyi nakarat okuyan insanlardan bir tanesi. Emre, ben Göster'in de hakkını yemeyin diyorum. Gerçekten güzel yazıyor abi. O Baykan'ın genel şeyi, ben cümlemi bitirmeden evet, konuşması Baykan'ın genel uyu. Yayınla geç gelmesine ilgisi yok yani, yok önemli değil abi. Yazmış da ben ona cevap vereyim dedim. Emre şeyi yazsana, Almanya'da maske durumu nasıl, millet takıyor mu? Emre kardeşin Emre mi, burada mı? Aa hangisindeki? Ha etme tamam. İfşa edeyim mi? Tamam. tamam. Nine yazdı zaten, kendi kendine ifşa etti. O zaman dokunmayına geçiyorum. Kezo Senfo. Senfo bu arada benim gerçekten çok potansiyel yani gördüğüm bir genç arkadaşımız. Ya daha yolu var ama ondan olacak gibi duruyor bence. Bakalım. Bu parçayı ben de daha dinlemedim bu arada. Sadece ilk 24 saniyesine bakmışım. Bosporus'tan bir yorum gelmiş. Abi Kezo'nun şu anki piyasanın büyük emekçisi ama diğer veletler gibi itibar görmüyor. Misal Kayra da öyle. Evet yani ya bu hak ettiğin yerde değilsin mevzusu aslında. Ya ama bazılarının da talebi bu yönde be abi. Mesela kendi adıma ben hani büyük kitlelere oynamak için müziğinden ödün vereceksem oynamayayım. Hani birçok sanatçı da bu fikirdedir yani muhtemelen. Biraz bununla da alakalı olabilir. Başlatıyorum. Evet, idareten parça yapmışlar gibi duruyor. Beklentimin altında kaldı yani. Senfo'dan abi, ben çok daha iyi yayınlanmadı. Yani, demolar dinledim. Gerçekten bu parça pek özenilmemiş gibi duruyor yani. Şeyleri kapatacağım bu arada. Ya nakarat olmasa... Parçaları kapatacağım ki bir ufak drop giriyor bende. Daha ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ya. Bir, evet bu arada şeye değineceğim. Sen söyle. Abi ben şey Kezon'un vokal tarzını bir de o böyle sesinde fikirli evet, bir hava var ya, onu bayağı seviyorum aslında. Keşke kullanmasaymış abi, senin ama sesin şey, güzel zaten ya. Evet evet evet, aynen öyle. Ama ya nakarat tarzı fena bir şarkı şeye katılıyorum. Of yemin ediyorum altyapılar aşırı cansız, fabrika bandı gibi sıktı. Evet abi bu bütün şeyde var ve özellikle evet. Afrotrap canlısında artık ben hani kusacak gibi oluyorum ya. Yemek yiyenler varsa kusura bakmayın. Tepkiye geçiyorum. Söyle. Yine de bir şey diyeceğim. Şu ana kadar dinlediğimiz şarkılar arasında yani en iyisi oydu ya. NW'ye güzel parçaydı evet. Bu arada şey olarak söylemiyorum. Burnu havadalık olarak söylemiyorum. Gerçekten biliyorsun ben hani eskilerde dinlediklerim var ama aşırı Türkçe rap dinlemediğim için buna çok şey yapmayacağım hani. En iyisi şu an en iyisi hangisi diye bir kıyasla dinlemedim ama bakalım. Ya zaten şöyle söyleyeyim sana, birkaç ay öncesine kadar çıkan şarkılarda böyle 10 tane Resul falan da, çıkıyorsa bir iki tanesi güzel. Resul daha bayağı var. Şeyin şu an demo 1'i var. Hatırladıklarımı söyleyeyim. Şam'ın yeni parçası var, dis parçası. Yukarıda sekmelere bakıyorum, bayağı bir şey daha var. Daha en az bir saat daha buradayız. Tamam. Şeyi cümleyi tamamlayayım ondan sonra istersen. Bir tane benim bir listem var böyle, her hafta çıkan şarkıları işte iyi olanlarını attığım. Oraya şeyi hatırlıyorum. Hem Spotify haftalık keşiften hem İşte yeni çıkan şarkılardan falan, YouTube'dan bilmem ne. Attığım böyle haftada 3-4 tane şarkı oluyordu. Şimdi en son abi baktım, işte son haftalarda yok gibi bir şey ya. Pandemi sürecinden hiç aslında stoktakiler çıkıyor biraz da. Yeni bir şey yapıldığını zannetmiyorum fazla. Abi yani ondan da değil aslında bence şeyden, biraz önce konuştuğumuz evet. Konu. Hepsi aynı olduğu için şarkıların. Bu arada... Hepsi aynı olduğu için artık... Aynı tadı vermiyor yani. Feyz al yani. Demiş ki en kötüsü hangisi? Şu an sanırım söyle burada abi. Hemfikiriz. Normanlerin yeni şarkısı. İsmini hatırlamıyorum şu an. Dinlediğimiz en kötü parça olabilir. Evet, konu kilit. Konu kilit. O zaman tepkiye başlıyorum. Ben ilk kez dinleyeceğim. Başla abi, bu şarkı güzel. Şu ana kadar dinlediklerimiz arasında en beğendiğim iş oldu. Uğur Beat de çok iyi döktürmüş yani. Hakikaten Boom Bap'i güzel anlayan, daha çok yeni nesil sound çıkaran prodüktörlerden bir tanesi kesinlikle. Kendisini tekrar tebrik ediyorum burada. Aynen. Tepki de güzel verse girmiş. Abi yani şu an bu parçada scratch olmaması tek kusuru diyebilirim. Yani Tepki Movie'den ayrılmasaydı muhtemelen klip çekerlerdi. Gerçekten. Ya zaten ne oldu da bu hale geldi? Onun hakkında da bir fikrim yok yani. Yani birkaç iddia okudum ama yani ama Twitter'da magazin tartışacak değiliz yani. Twitter'da gördüklerimin ışığında şey diyebilirim galiba. Bu 212 grubunun Vio öldükten sonra bir dağılması, işte herkesin solo kariyerlere odaklanıp hani biraz ego yapması diyeyim kibarca, galiba etken olmuş diye tweetler gördüm. Ama dediğin gibi yani magazine kayacak gerek yok bence. Ben öyle şeyler okudum ki... Memobi'de yani Step'i de çok beğeniyorum bu arada. Evet. Şey değil mi? Memur şarkısının... Aynen, güzel.
Albümde var mı ama bakmadım ya. Albümde var. Bir şarkı da var. Pandik diye bir şarkı var. Dinlemedim. Abi albümden Hefe. Bir kişiyi çok methetmişler. MOB'de en beğendiğim adam Hefe. Daha önce hiçbir şarkısını dinlemedim ben. Gerçekten o çocuk da mesela çok yetenekli. Ve o Hefe Bumaya diye bir işi vardı. Gerçekten o da boom bap'i anlayan yeni jenerasyon MC'lerden bir tanesi diyebilirim. Bir sonraki şarkımız neymiş? Critical Selo Shude. Herhalde böyle okunuyor. Çünkü böyle bir İngilizce yok çünkü. Normal şartlarda. İlk kez dinleyeceğim de. Zaten şimdi ben şarkının bir kısmını dinledim. Tamam. Neyse bir çal sonra Selo, konuşuruz. Celo Shude diye yazılıyor. Herhalde Selo Shude diye okunuyordur. Yani mantıken. Yani beat'i sevdim. Almanya hani iyi bir taklit ama taklit sonuçta abi. Fazla Alman rapi. Hani yarı Raf Camora esintileri var, yarı klasik herkeste olduğu gibi o Autotune'lu adliblerde UFO esintileri var. Hafif Casey Rebel. Yani herkesi hissettim yani abi. Şu an ben eskisi kadar Almanca rap dinlemiyorum ya. Ha, parça Rebel'ler çok mu kötü? Hayır. Tekrar dinler miyim? Ona da hayır. Yok. Yani dinlediğimiz birçok parçadan iyi. Dinleyebilirim ya. Benim çünkü genel olarak benim şeyi biliyorsun genel olarak Almanca rap'le ilgili bir zaafım var. Klasik Almanca rap diyelim ama çünkü yanlış anlaşılabilir. Sadece. Güncel Almanca rap'ten ziyade Zidolar, daha işte MOR'lar falan. Çok az. Çünkü güncel Almanca rap de abi yani. Tamamen bizdeki şey Afro trap çılgınlığı. Aynı şekilde çünkü. Aynen. Zaten oradaki bütün şarkılar da birbirine. Yayında dinlediğim için mutluyum çünkü artı bir view versem canım yanardı bu şarkıya. Şu an onu okuyordum. Yok, kaçırmaktan ziyade abi geç geldim. Norm bu kadar boktan parçalar çıkarmasına rağmen diğer rapçiler tarafından laf atılarak puşlanması hakkında ne düşünüyorsun? Niye habire laf atılır piyasada? O kadar kötü parça varken abi bizim piyasa zaten sürekli bir bazen ben bile dahil oluyorum. Sürekli bir zaten itiş kakış halinde. Yani bu sadece Norm'un puşlanması değil yani. Arada mı dahil oluyorsun? Konuşmalar üst üste biniyor biraz. Evet. Öz eleştiri mi yaptın orada? Bence herkesin yapması lazım. Yap abi. Mali'nin sesini geç duyuyoruz bayağı diyor. O sanırım Discord'la alakalı bir delay olabilir. Ha, biz bunu bu yayındaki idare edelim arkadaşlar. Evet, aşırı ya. Gecikme yoksa not alalım. Çünkü ilk defa konuklu yayın yapıyorum ben de. Zaten bu totalde 3. yayınımız. Bu eksiklikleri zamanla gidereceğim. Hayır Baykan Mali'nin lafını kesiyor ondan öyle geliyor size denmiş. Çünkü enteresandır, bizde hiçbir delay yok. Vallahi çok tatlı bir yayın. Arada donma olsa da çok fazla bir donma yok. Çok teşekkür ederiz. Ha, Berksu'nun parçası, Ado. İstiyorum anlatmak. Bunun beat'i benim. Devam. Galiba IP çıktı. Benim 4 ya da 5 beat'im var da hani doğru düzgün dinlemedim. Pek konuşmuyoruz ama yer vermesem olmaz, ayıp olurdu. Eski bir arkadaşım geliyor. Şeyde ismini vermeyeceğim bir şarkıda, beat'ini verdiğim bir şarkıda sana şey demiştim, hatırlıyor musun? Bunu niye böyle yaptın diye abi, orijinali dinletmiştin sen en bana. En nefret ettiğim şey ya. Mix'te değiştirmişler. Ya şey yani, var. Bir ay falan oluyor çıkalı. Doktor Zehir'in albüm introsunu vermiştim. Abi beat benim beat'im değil artık. Yani Tercan abiyi çok severim. Hani Ankara'da izliyorsa selam olsun buradan. Böyle mi deniyor bilmiyorum. Bu tabirlere jargona alışkın değilim. Onunla alakalı bir sıkıntı değil. Mix'te mahvolmuş abi parça. Davulların snare tonlarını bozmuşlar. İşte dizilimde kafasına göre hayat kesmiş. Ya bir kere mixte benim başka bir beatimde oluyor bu. Parçayı kaldırdılar YouTube'dan neyse ki. Spotify'dan YouTube'dan. Abi mixleyememiş adam baslarımı kesmiş. Hani dinleyici bu sefer şey diyecek hani. Mixteki adamın beceriksizliğinden bas kesilmiş demeyecek ki. Baykan bas yazmamış diyecek. Oğlum ben bile sana şey dedim işte. Bunu niye böyle yaptın? Arada çok teknik bir şey söylememiştim ama. Hani kopuyor yani. Bir boşluk var orada, niye böyle burayı boş bıraktın demiştim. Ben öyle yapmadım diye orijinalini dinletmiştin sen mesela. Dışarıdan Bakan, ben bile yazmamış, senin yaptığını bildiğim halde. Bu benim değil, birçok prodüktör arkadaşım problemi muhtemelen. Çoğumuz bundan şikayetçiyiz abi, teslim ediyorum. Ben sana bir referans göndermişim. Ona sadık kal, kafana göre yapma bunu yani, değil mi? Ama işte Türkiye. Bu ve bu şeyden de kaynaklı değil. Mix yapmayı becerememekten falan değil. Bu tamamen şeyle bu alakalı. Şarkı... Bildiği gibi yapmak için kolaya kaçmakla alakalı. Adam bilmediğinden bu olmuyor. Eski Boss Records Antalya'daki Ado değildir diye düşünüyorum. Değil mi? Yok değil. Şarkıya bir şey söyleyecek misin? Kadıköy, Kozyatağı'ndan bir arkadaşım benim. Çocukluk arkadaşımdı. Geçiyorum diğer şarkıya. Ne almışız? Şarkının beat'i kötü. Şeyin Şah, daha doğrusu güzeldi. Hasan Sabbah Demo 1. Yorumsuz geçmedi. Arkadaş bunu yaşıyoruz. Ben yarın ilk iş TTNet'i bir arıyorum yani.
pek deneysel bir şey göremedim. Bir, yani klasik son dönem Şehin Şah şarkısı. Demo haliyle güzel ama Şehin Şah'ın evet. ekibinin açıkçası biraz daha profesyonel davranmasını tavsiye ederim yani. Sürekli bir parça yayınlanacağı gece mix yapma durumu var. Beat'i yapan arkadaştan nefret etmeme rağmen kötü yapmamış, itiraf edeyim. Arda Gezer. Söyleyebilirim, problem yok kanka. Herkes tarafından bilinen mevzular. Yani diyorum ya, çünkü şey değil. Ben burada bir yayıncı olarak şu an objektif olmak durumundayım. Yani insanları aramdaki problemlerle ya da arkadaşlık ilişkisiyle değil, tamamen objektif değerlendirmek niyetindeyim. Drama ekmektir olayına girmeyeceğim yani hiçbir zaman. Demo 1 olduğu için bunu tam bitmiş bir parça gibi yayınlamıyorum. Bittiğinde tekrar bakarız ama şu anlık fena değil. Yani bir demo için iyi bir demo yani. Bunu söyleyebilirim. Ha, Met'in albümünde bu parça. Met de yeni albüm çıkardı. Yok, o kadar değil abi. Konukilit'ten daha kötüleri var ama onlar sonlarda. O Net'te çukurunda onlar. Ben şeyi gördüm, eğer yanlış anlamadıysam işte Ceren'in dil, Kaan Boşnak falan eklemişler. Onlar sanırım ilk versiyonda yoktu, 2019'da çıkanda. Evet. Zaten şey bu, Netflix'in Deluxe'u değil bu, mi işte? Bu parçada yanlış hatırlamıyorsam Matt, Görkem, Köksal, Dixie Blake var. Hani haftalık konseptinde hani çıkan yani. Albümleri komple bakmak yerine albümlerden rastgele aldığım ya da işte klip çıkış parçalarını aldığım işler oluyor daha çok ama başka bir konsept içerikte mesela bir albümü Türkçe yabancı fark etmez komple masaya yatırıp inceleyebiliriz yani. Başlatıyorum. Metin albümünün geçen sene çıkan versiyonunu dinlemiştim ben. Buradan da işte o Ceren'in dilin Kaan Boşnak'ın olduğunu... Ya ben o albümü de çok üstün körü dinledim. Şarkı dinlemedim ama galiba ya. Bu var mıydı geçen şey? Çok ya da ben bakıyorum abi. Çok analiz ederek bakmıyorum genelde. Bu programla başlayacağız ufak ufak galiba. Metin... Bana da değil. Genel olarak hani bana ama kötü bir vokal değil. Kötü bir vokal değil. Vokal tarzı değil yani. O yüzden çok sarmıyor beni. Köksal beni değil. Çok yoruyor. Hani, ama hani benim farklı bir tarz seveni çok var farkındayım ama Köksal beni gerçekten çok yoruyor. Hani bir tek çok eğlenerek dinlediğim parçası Nazlı. Hastasıyım o parçanın, yalan yok. Ama hani pide olsun, hani bu guest verse'ler olsun, featuring'ler olsun beni çok yoruyor Köksal'ın vokali. Çiğ şarkı. Anlamak için dinlemiyorsan güzel şarkı mesela olur. Çalışıyorsun falan, hani arkada kısık sesle çalsa herhalde gidip değiştirme ihtiyacı hissetmezsin. Ama tekrar açıp dinleyeceğimi zannetmiyorum. Ya Bixi'nin solo albümünü döndürüp dinliyorum ama burada da parçanın en iyisi. Dizeli olan, FF onu bir açıp bakalım aslında bir isim. Oradaki yorumlar çok eğlenceli. Sen konuş kanka, ben parçayı tanıdım. Hedef 12 diye bir parça hangi? Vermiş, durdurayım. Yeniler pek hatırlamıyor, Net'te müzikten yayınlanmış. 26 Haziran'da yayınlanmış ama bana yeni çıktı diye Net'te çok yakın tarihte bunu önerilenlerde gördüm. O yüzden almışım. Evet, dediğin gibi çok yeni patron esintisi var. Meh yani. Tekrar açıp dinlemem ama eskileri geri dönmüş görmek bir taraftan güzel nostalji yaşatıyor yani. FF Love'u da tekrar görmek. Ortalığı karıştıracak parçaya geldik. Evet döneriz. Diğerleri kalkısına geçmeyiz diye düşünüyorum. Ya şöyle konuşalım derken... Bunun üzerine konuşması gerekenler konuşalım daha. Yani gidip ortaya bir spekülasyon yaratacak... Yok konuşalım da. Spekülatif bir şey söylemeyeceğim yani zaten. Sadece şunu söyleyeceğim. Parça güzel. Mesela bak burada da demin prodüktör mevzusuna değindik ya. Parça 2 günde abi 1 milyon izlenmiş. Herhangi bir yerde prodüktör bilgisi yok mesela. Hani bahsettiğim mevzu bu. Hani prodüktör ister istemez biraz arka planda kalmaya itiliyor yani. Bu arada bunun beatini... Tek düze bulmakla beraber beğeniyorum. Güzel güzel yapılmış ve bir Türk sample. Benim kenara attığım sample'lardan biriydi. Üzüldüm. Yani üzüldüm derken bulurum şuradan, dur. Onu favorilerimde duruyordur. Ne? Hatırlıyor musun ne olduğunu? Çok onu bir ayağa kalkacağım. Zümrüt yanımdaki gölgen. No sample snitching. Doğru ama özür dilerim, doğru. Sen prodüktör etiğine biraz ters bir şey yaptım şu an. Kusura bakmasın beat yapan arkadaş. Hani üzüldüm derken o prodüktörlerin genel şeyidir böyle. Hani sevdiği kenara ayırdığım bir şey başkasının da kullandığınca böyle burkuluyor için. Ben yine de mesela başkası kullandı diye birebir kullanmamak kaydıyla kullanmaya da okeyim bu arada yani. Parça gerçekten güzel, sert bir diss. Ben biraz Şeyin Şah'a haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mesela şey vardı tweette, sadece başı tıkışınca Kadıköy'e gelenler falan diye. Abi Şeyin Şah'ın Kadıköy'de kariyer inşa ettiği 3 MC biliyorum ya. Daha ne yapacak? Biraz ufuğu savunuyorum. Uzi Şeyin Şah mevzusunda ise iki tarafta da arkadaşlarım var, susmayı tercih ediyorum ve de olayın gerçekten detaylarını bilmiyorum. Hani Kadıköy mevzusunda Kadıköy'e %100 haksız gibi bir şey söylemiyorum, hani Ufuk alınmayacaktı zaten izliyorsa. Güzel değindiği noktalar var ama bir, bu kadar aile içi olaylara üçüncü şahısların karışmasını doğru bulmuyorum. Ve Ufuk'un Kadıköy'ü sadece kendini korunmak için bir sığınak olarak görmesi fikrine de katılmıyorum abi, dediğim gibi. Yayını Müge Anlı'ya çeviriyorum ya.
kanka, o müzikal kısımla başladık aslında. Sadece şu insanlar sorduğu için hani ne düşünüyoruz şeklinde, o yüzden şey yaptım. Bana bir söz hakkı düşmüyor ya da herhangi birimize bence o mevzuda söz hakkı düşmüyor, aile mevzusunda. Müzikal kısmına gelirsek biraz Story of Adidon var Pusha T'nin. Dinledin mi kanka? Drake'in istediği parça. Jay-Z'nin Story of OJ beatine yaptığı bir açman parçaydı. Lazım, Drake'in isterken onu kullandı ve Drake'in işte o anki hamile sevgilisinden falan bahsettiği bir içeriği vardı. O açıdan yani Şam'ın da Pusha T'yi sevdiğini biliyorum. Direkt hani konsept olarak araklamış gibi anlaşılmasın. Ona bayağı bir özendiğini düşünüyorum bu diss yazarken yani. Ozan şey demiş, o bahsettiğim Drake parçasıyla alakalı. Ben bir şey Drake de aile işi mevzu yaptı, onda olay Adidon'a geldi. Evet öyle. Ya ben bu diss mevzularında bu kadar özelin açılması olayına hani biraz soğuk bakıyorum abi. Reis beatimi alsam dinleyebilir misin? Abi onu bu hafta yapmayacağız ama önümüzdeki haftalarda o yine Discord kanalını biraz canlandırdığımız zaman olacak. Haftalık olarak bu programda çıkmış işler dışında sizden gelen demoları da dinleyeceğiz. Bugün sizden gelen demo henüz olmadığı için, ilk programımız olduğu için bugün aslında biraz netliğe batağına düşeceğiz normal parçalar bittikten sonra. Haftaya daha derli toplu bir şekilde atarsanız haftaya sizden gelen demoları da beatleri de dinleyebiliriz gayet. Lil Zay Cosmos eskisi gibi şu anki parçamızın adı. Buna baktım mesela geldim. Çünkü şöyle bir şey var. Lil Zay'ın gereğinden fazla övüldüğünü düşündüğüm için acaba ben mi bir şey göremiyorum diye parça verdiğine bakıyorum abi. Ve ben bu parçada da hani milletin övdüğü bir şey göremedim. Hani Lil Zay şöyle iyi, şöyle en iyi kadın MC bilmem ne, ben öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Ya en iyi kadın MC değil okey ama ben seviyorum tarzını ya. Bir de yani, Cosmos'la burada vokal tarzları da bayağı büyümüş. Cosmos da ehişte, Lil Zay da ehişte. Yani ben Lil Zay'da milletin gördüğü şeyi göremiyorum ya. Ya yok ya ben göremiyorum ikisinden biri. Ya en iyi kadın yani. MC değil. Kötü de değil ya. Harun Adil abi yasa bu ya, bu kanalda yeni iş de yapsa ben yasa açmayı düşünüyorum. Harun Adil var biraz daha. Yani böyle bir ambargo, benim ambargo uygulayacağım 5-6 kişilik liste varsa yasa tepesinde geliyor abi. Norm Ender çaldın ya. Abi yani neyse. Hani kolera açarım yasa açmam yani, evet. O kadar abi, kusura bakma. Yasada gördüğüm şey vardı ya, şöyle rap değil. Yapan bir arabesk rapçi kız vardı ya, onun bir tık düzgün beat'e gireni. Abi çok tamam, şaşırdım sana ya. Sana bir şey soracağım, geçen gün konuştum. Abi chatle de paylaşayım. Abi Sultan'la, evet. Fuat'tan, Ceza'dan, Sagopa'dan, Crack Baba'dan, Erce'den, ondan sonra Alper Aga'dan. Hatta evet, Bobby'den bile daha yaşlı. Biliyor muydunuz bunu? Hiç herkes yani de. Kendisi 50 küsur yaşında göstermiyor ama ben bu bilgiye öğrenince çok şaşırmıştım ya. Abi Wikipedia'nın yalancısıyım, hani gerçekten en yaşlı rapçimiz olabilir ya. Mesela Derya sorulmuş. Abi Derya'yı ben hep dişi joker, dişi allame olarak görüyordum ve hani çok beğenemedim. Hani yani şey değil. Belki kötü rap yapmıyor ama aşırı maskülenlik beni rahatsız ediyor. Mirza'da da aynı problem vardı kadın MC'ler konusunda. Söyleyeceğim bu kadar. Yani ben o zaman sizlere bu yayına gelen